Ya şey diyeceğim ben sana, acaba işten çıkınca beraber ev bakmaya gidelim mi? Hayal de kurarız. Abla ödevler bitmedi mi? İyi tamam. Abla. O zaman ben işe döneyim. Ya bir dakika hemen. Önce ben ne zaman bakacağım sana ya? Yani evde görüyorum, işte görüyorum ama hala üzülürüm, ne yapacağız? Abla duydun mu? Dünyaya çok büyük bir meteor çarpacak diyorlar. Dünyanın sonu diyorlar. Son 22 saatmiş, the end diyorlar yani. Hepimiz öleceğiz. Çok heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı filmdi. Abla. Biz Koray'la birbirimizi çok seviyoruz. Abla. Evleneceğiz biz. Beni istemeye gelecekler. İyi tamam Gözde. Koray'ın abisi Murat Bey de seni istemeye gelecekmiş benden. Vereyim mi kız seni? Bak toplu nikah yaparız. Ne diyorsun sen be? Zevzek zevzek şakalar. Neredeydin sen ya? Hoş geldin evine, hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Bu da kafa makine değil, Allah Allah. Yoruluyorum bak, dalmışım gitmişim. Niye yüreğimi ağzıma getiriyorsun Gözde? Ya doğru tabii. İnsan hem öğrencileriyle hem velileriyle uğraşınca yoruluyor haliyle. Ne demeye çalışıyorsun sen pardon? Cerrah abi diyorum. Ha. Baksana bizim okulu çok sevdi. Ona da bir kayıt mı açsak acaba? Baksana multimedya salonları, bağışlar falan. Yeter! Saçma sapan şakalar yeter ya! Ne münasebet canım? Eğitimde öğretmen, veli ilişkisi... İlişkisi. Ne ilişkisi? İletişimi. Ya Allah Allah gülme iletişim. İşbirliği çok önemli Gözde, Allah Allah. Ne münasebet canım, ayrıca sen beni tiye alıyorsun. Tabii tabii, işbirliği çok önemli. Cerrah abi arıyor. O ne ya? Aa. İyi insan lafının üstten ararmış tabii. Ay saçma sapan şakalar, bu saatte niye arayacak ki beni? Bir şey olmuş, ergen gibi şimdi zırt diye de telefona bakılmaz. Olmaz öyle şey. Ay ne yapayım, açsam mı açmasam mı bilemedim. Neyse. Ay aç, hadi aç. Alo. Hayat Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cerrah Bey. Ben çıkayım o zaman, siz rahat rahat konuşun. Gözde kes çeneni, keseceğim o çeneni ha. Hayret bir şey. Alo. Ya kusura bakmayın, televizyonun sesi biraz fazla açık kalmış. Gözdeciğim, televizyonun sesini kısar mısın rica etsem? Abla iyi misin? Televizyon kapalı zaten. Fişini mi çekeyim? Ben senin fişini çekeceğim birazdan Gözde. Sus diyorum. Abla son bir şey söylemem lazım. Söyle. O kapattığın yer hoparlör, mikrofon değil. Ay. Alo. Alo, Hayat Hanım. Kusura bakmayın vallahi, evde 16 yaşında bir bebek besliyorum da laf söz geçiremiyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah, çok iyi anlıyorum sizi. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok estağfurullah, buyurun. Ben sizi kız kardeşiniz evde mi diye sormak için aramıştım ama anladığım kadarıyla evde. Yanımda. Hayır olsun. Ne için şey yapmıştınız, aramıştınız? Şey için, Koray apar topar evden çıkıp gitti de size rahatsızlık vermesinden endişelendim. Onun için aramıştım. Anladım. Öyle bir durum yok. Zaten öyle bir durum olsa da karşısında konuşacağı kimseyi bulamaz. Çünkü Gözde Koray'la olan iletişimini tamamen kesti. Ama yine de teşekkür ederim. Çok düşündüğünüz için, ince düşünmüşsünüz. Rica ederim. Siz nasılsınız bu arada? Ben? İşte yorgunluk. Şimdi ödevlere bakacağım. O zaman ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. İyi akşamlar Hayat Hanım. Estağfurullah, meşgul etmek ne demek? Ben asıl teşekkür ederim beni düşündüğünüz için, bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Rica ederim, bu aralar sizi düşünmek hayatımın bir rutini oldu. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gözde, tek kelime bile söyleme. Yalnız önce sen kapat, yok sen kapat falan demeyi unuttunuz ablacığım. Allah Allah, anladım ben, sen terliğin tadını bayağı unutmuşsun. Ben sana hatırlatayım terliğin tadını. Git odana, benim asabımı bozma. Allah Allah ya, öğrencimin
velisi aramış. Ne yapayım yani? Meşgule mi vereyim? Aç mıyım? Ne yapayım? Yakışır mı bana öyle bir şey? Ay fesat, Mirket. Hem fesatsın hem meraklısın. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Adam da bir acayip. Anlamıyorum ki yani ne demek sizi düşünmek benim günlük rutinim haline geldi. Ne demek? Hayret bir şey. Aman Ayca, ben niye kendimle konuşuyorum? Ay telefonum açık değil. Yeter.